Kolay gelsin hocam. Teşekkür İnşallah. Ederim Sayın Başkan. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Türk Kütüphaneciler Derneği'nin webinarında yine birlikteyiz. Çok değerli bir hocamız var. Sayın Ayşenur Güneş. Kendisi Makerspace ve kütüphaneler hakkında güzel bir sunum yapacak. Gerçekten önemli bir konu. Şimdi hocama ben sözü vermek istiyorum. Buyurun Sayın Hocam. Önce bir kendinizi bir kısaca tanıtın. Sonra da sunuma geçerseniz çok sevinirim. Buyurun lütfen. Çok teşekkür ederim. Ben lisansımı Hacettepe Üniversitesi'nde tamamladım. Bilgi ve Belge Yönetimi. Yüksek lisansım Ankara Üniversitesi. Doktoram da geçen hafta İstanbul Üniversitesi'nde tamamlandı inşallah artık. Makerspace konusunda bir doktora tezi hazırladım. Açıkçası ben bu konuya 2015-16 yıllarında fark ettim ve o zamandan beri üzerine gittiğim bir konu. İlk olarak, gerçi sunumda da bahsedeceğim ama hani ülkemizde çok fazla bu konuda yapılmış bir şey yoktu ben başladığımda. Sonradan bakanlık girişimlerde bulundu, bir takım özel girişimler oldu. Ve artık yavaş yavaş gündeme gelmeye başladı bu konu. Ben dilerseniz sunuma geçebilirim direkt. Buyurun hocam, buyurun hocam. Şöyle... Sanırım sorun yok, gözüküyor. Evet, gayet güzel. Bir de tam ekran yaparsanız size zahmet, görüntü konusunda da geçmeyiz. Buyurun efendim. Daha çok Makerspace ve kütüphane bağlantısı üzerine duracağım ben bugün bu sunumda. Öncelikle bir ana Makerspace nedir, nasıl bir ortamdır? Öncelikle bir ona bakmak istedim. Aslında şöyle, hani yurt dışında daha çok kullanılan işte garaj kültürü, insanlar garajlarında atölyeler kurar ve bir takım bir şeyler üretirler, tamir ederler. Aslında oradan başlarmış. Onun kamusal düzende olan ve herkesin erişimine açık olan bir türü. Burada yeniden üretme, eskilerden yeni bir ürün ortaya koyma, tamir edip yeniden kullanma gibi yaklaşımlar söz konusu. Makerspace'i kullanan kişilere maker olarak, kısaca Makerspace'leri kullanan kişiler olarak tanımlanıyor maker. Bu kişiler kendi düşünce yapılarıyla, kendi emekleriyle, yaratıcılıklarını kullanarak bir şey üretme eğilimi olan bireyler aslında. Yani bir şey üretip, tasarlayıp, yeniden kullanıma sunma eğilimi olan bireyler. Ve bu bireyler... Hocam bir şey sorabilir miyim burada? Tabii ki. Yani bu konuda doktora tezi... hazırlıyorsunuz. Yani gerçekten literatür taramanız da gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Özellikle hani Batı'da bu aşağı yukarı hangi yıllarda ortaya çıkmış bir hareket? Onunla ilgili bilginiz var mı acaba? Tabii ki. 2007'lerdeydi yanlış hatırlamıyorsam. İlk açılıyor. Yani ona da değineceğim. İlk örneğini Halk Kütüphanesi'nde başlıyorum. Tamam. Buyurun hocam. Çok teşekkürler. Rica ederim. Maker olarak anılan kişiler rekabet etmek yerine birbirleriyle bilgi ya da kaynak paylaşımı yapmayı tercih eden kişiler. Para yerine daha çok yeteneklerini kullanan kişiler. Burada aslında şu da ortaya çıkıyor. Şu anda piyasada Maker seti olarak satılan birçok set var. Ve ciddi rakamlara satılıyor bu setler. Aslında Maker'ın felsefesinde bu yok. Yani elde var olan artık malzemelerden. Bu hatta son yıllarda işte do it yourself, kendi kendine yap, sitem gibi aktivitelerin aslında yapıldığı mekanlar olarak tanımlayabiliriz. Burada para değil, yetenek daha çok ön plana çıkıyor ve ezber bilgi yok. Bunun yerine deneyim. Deneyimlerle bir şeyler öğreniyor bu bireyler. Bu bireyler meraklı, oyunbaz, hani bir şeylerle oynayarak, kurcalayarak bir şeyler ortaya koymaya çalışıyorlar. Paylaşımcılar, iyimserler, hünerler gibi bir takım özellikleri bulunuyor bu kişilerin. Değerli hocam, bir sesle ilgili bir şey oluyor. Bir sizden kaynaklanıyor olabilir mi? Yani şu an bende bir şey yok ama hani böyle bir aklımda. Bağlantıdan kaynaklanıyor acaba. Yani şu an burası da sessiz ama. Şeyle yani mikrofonla ilgili bir ses geliyor gibi ama bir şeye değiyorum, dokunuyormuş gibi. Evet. Öyle bir şey. Ama şu o zaman şöyle tutmaya çalışayım. Hocam yaşayın. Evet. Evet. Biraz tamam. Sallanıyor galiba ben hareket ettim. Tamam hocam. Çok şu an güzel. Daha iyi sanırım. Kusura bakmayın böldüm sizi ama. Yok yok. Buyurun. Estağfurullah. Buyurun hocam. Maker olarak anılan kişiler de asla duyamayacağınız bir cümle. Ben yaptım, oldu ve bitti şeklinde. Çünkü onlar meraklı oldukları için yaptıkları üretimi nasıl daha iyi hale, daha fonksiyonel, daha ergonomik, daha güçlü. Yani hani asla tasarımları bitmiyor. Çünkü çok meraklılar ki bilim de bundan kaynaklanıyor aslında. Üretim böyle var oluyor. Merak ederek, deneyerek var oluyor.
Bu kişiler de yaptıkları üretim üzerine sürekli bir şeyler ekleyerek, güncelleyerek tasarımlarını daha iyi hale getirmeye çalışıyorlar. Makerların kullandığı makerspace olarak andığımız mekanlarda yaratıcı projeler üzerinde çalışıyor bu kişiler. Üç boyutlu yazıcılar, lehim aletleri, dikiş makineleri, aklınıza hayalinize gelebilecek bütün cihazların var olduğu mekanlar aslında bunlar. Gelenekselden teknolojiye kadar. Yani hani geleneksel ekipmanlar da olabilir, teknolojik en üst düzey teknolojiyi de barındırabilir. Burada aslında 5 tane kavram var. Biri paylaşım. Makerspace'lerde hem bilgi hem de ekipman paylaşımı oluyor. İnsanlar birbirleriyle iletişim ve etkileşim içinde oluyorlar. Deneyimlerini paylaşıyorlar. Hatta buradan projeler ortaya çıktı oluyor. Hani insanların birbirleriyle tanışarak etkileşim içinde bunlar projeler ortaya çıkarıyorlar. Üretim ve tasarım zaten maker'ın doğasında, kendisinde olan bir şey. Yaratıcılık yine bireylerin özellikleri ve teknoloji kavramları ön plana çıkıyor makerspace'te. Yine dediğimiz gibi en yeni teknolojiler olabiliyor ya da geleneksel koşulları içerebiliyor. Ve yaratıcı dürtüye sahip bireyler, yani bir şeyler tasarlamak isteyen bireyler, etkileşim içinde bulunabileceği, işbirliği kurabileceği bireylerle aynı ortamı paylaşarak bir paylaşım ortamı yaratıyorlar aslında birbirleriyle. Birbirlerine rehberlik yapıyorlar da diyebiliriz bunun için. Makerspace'ler üç şekilde var olabiliyor kurumlarda. Biri özel, ayrılmış alan olarak anılan makerspace'ler. Burada bütün ekipmanlar tek bir merkezde bulunuyor. Yani buna ülkemizde Sabancı örneğini verebiliriz. Biraz sonra görselleriyle de vermeye çalışacağım ben. Tek bir merkezde bütün ekipmanlar bir arada. Dağıtılmış makerspace dediğimiz kurum içerisinde farklı yerlerde ekipmanların yer alması. İşte örneğin üç boyutlu yazıcılar bir öğrenme merkezinde yer alıyor. İşte dans stüdyosu farklı bir yerde yer alıyor. Hani kurumun ihtiyacına göre dağılmış bir şekilde konumlandırılabiliyor. Ya da bizim gezici kütüphaneler gibi mobil olarak anılan bir araçla hizmetin sunulması, gezici bir araçla bu hizmetin verilmesi olarak sunulabiliyor. Kütüphaneler konusuna baktığımızda, yani makerspace ve kütüphaneler konusuna baktığımızda, aslında kütüphanelerin hizmet amaçlarından biri, hani hepsi bu değil tabii ki ama bir tanesi de bireylerin erişemeyecekleri, kendi başlarına biriktiremeyecekleri kaynakları bireylere sağlamak. İşte örneğin veri tabanlarını ben tek başıma edinemem ama kütüphane aracılığıyla veri tabanlarına ulaşabilirim. Bu konuda aynı şekilde topluma hizmet etmek amacıyla geniş bir bilgi dünyasına, bilgi kaynaklarına erişim sağlamak. Ve yeni kütüphane anlayışında artık sessiz mekanlar yok. İşbirliği, sosyalleşme, iletişim ve etkileşimin yer aldığı bir kütüphane görüyoruz yeni kütüphane anlayışında. Ve üçüncü mekan bu noktada karşımıza çıkıyor. Kısaca üçüncü mekana değinecek olursak, birinci mekan kendi alanımız, işte evimiz gibi. Birinci mekan bu olarak geçiyor. İkinci mekan kamusal alan olarak belirlenmiş ve iş yerimiz gibi örneğin. Üçüncü mekanda bu ikisinin özelliklerini barındırabilen eşitlikçi, rahat edilebilir alanlar olarak tanımlanıyor ve Oldenburg bu üçüncü mekanı tanımlarken kütüphaneleri de katıyor işin içine. Kütüphaneleri de bu alanlar arasına dahil ediyor. Peki hocam, bu üçüncü mekan, yani kütüphaneler özellikle makerspace hareketiyle beraber örtüşüyor mu? Yani özellikle işte çok güzel söylediniz, işte birinci mekan evimiz, ikinci mekan işimiz, üçüncü mekan da kütüphaneler olarak. Hani bu bağlamda örtüşüyor mu bu iki mekan? Üçüncü mekan için, yani kütüphaneler ve makerspace özellikle üçüncü mekan kütüphaneler anlamında örtüşüyor mu birbirleriyle? Tabii ki. Çünkü üçüncü mekanda şu var. Eşitlikçi, kapsayıcı, rahat hissedilebilir, stressiz, hani stres atabileceğiniz hatta noktalar olarak tanımlanıyor. Makerspace de tam olarak bunu yapıyor aslında. Eşitlikçi bir alan, her şeyi yapabiliyorsunuz. Herkes eşit erişim hakkına sahip, stres atabiliyorsunuz. Yani hani o yüzden üçüncü mekan olarak tabii ki makerspace'ler ilgili gözüküyor. Rica ederim. Bu yeni kütüphane anlayışında yeni birçok hizmet veriyor aslında. Makerspace dışında da verdiği hizmetler var.
kütüphanelerin. Örneğin film gösterimleri yapıyorlar, tablet ve bilgisayar ödünç veriyorlar, yiyecek içecek ortamları oluşturuyorlar bünyelerinde. Bu tarz hizmetler sunuyorlar kütüphaneler. Makerspace de bunlardan bir tanesi aslında. Nasıl oluşmuş Makerspace kütüphanelerde, nasıl yer almış ona bakacak olursak. Maker hareketlerinin yaygınlaşmasıyla beraber yer alıyor aslında. Kütüphanelerde yer almaya başlıyor. Kütüphanelerde teknolojiye ve yeni gelişmelere ayak uydurma anlamında bu sistemi kendilerine dahil ediyorlar. Aslında bu hizmetler kütüphaneler için yeni değil. Sadece Makerspace adı yeni aslında. Çünkü ülkemizde de bunun örnekleri var, yurt dışında da. Örneğin 1873'te Gowanda'da kadınlar kütüphaneyi bu amaçla kullanıyorlarmış. 1933'te Manitoba'ya sanatları kütüphanesinde kullanıyorlarmış. Ülkemizde de en güzel örneği Mustafa Güzelgöz'ün yaptığı. Kesinlikle. Aslında. Hani kadınları kütüphaneye çekmek amaçlı dikiş makineleri koymuş kütüphaneye ve dikiş kursları yapmış. Buna da genişletilmiş hizmetler adını vermiş. Yani biz şu an Makerspace diyoruz bunu ama Mustafa Güzelgöz buna genişletilmiş hizmetler adı altında vermiş. Adını kullanmış. Hatta Güzelgöz'ün yaptığı bu girişim Dünya Ülkeleri Yaratıcıları Yarışması'nda birincilik ödülü almış. Yani dünyada da böyle bir yankı uyandırmış Güzelgöz'ün girişimi. O yüzden bu yeni bir şey değil aslında. Hani eskiden beri var olan ama adının farklı. Ama tanımı yeni değil mi? Yani özellikle tanımı yeni. Biraz önce söylediniz 2007'lerden günümüze devam eden bir akım aslında bu. Aynen öyle. Yani daha çok bu işte do it yourself, işte kendi kendine yap yaklaşımlarından sonra ortaya çıkan bir akım. Bir de bu eskilere göre, eskilerden farklı olarak hani birçok şey içine giriyor. Teknoloji de giriyor. Hani yazılım, donanım, ya aklınıza hayalinize gelebilecek her şey var. Yani ahşap işlemeden tutun işte lazer kesicilere her şeyi dahil ediyor. Evet. Yani çok aslında genişletilebilir bir yelpaze sanırım. Tabii ki. Evet. Yani istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Takı tasarımından tutun dikiş atölyelerine kadar her şeyi koyabilirsiniz içine. Kesinlikle hocam. Şöyle yaklaşıyorum aslında. Kütüphaneler eğitim alanının aslında bir vazgeçilmezi. Hani eğitimle nasıl diyelim birbirine entegre iki alan aslında kütüphaneler. Eğitimin en büyük destekçileri konumunda. Şimdi baktığımızda eğitim sistemine uygulamalı eğitim, proje tabanlı eğitim, birçok eğitim yaklaşımı bulunuyor son dönemlerde. Kütüphanenin de bunu destekleyebilir hale gelmesi gerekiyor aslında. Yani uygulamalı eğitim, hani okulda tamam öğrenciler uygulamalarını yapabiliyorlar ama hani daha bunu devam ettirebilmeleri için, bir şeyler yapabilmeleri için bir destek sunan bir kurumun olması gerekiyor aslında. Hani bu görevi de kütüphane üstlenebilir diye düşünüyorum. Kütüphanelerde yer almasının nedenleri şöyle sıralanmış. Çok çeşitli araç ve teknolojiye erişim sağlamak. Yani zaten kütüphane şu anda kütüphaneler kaynak olarak, bilgi kaynağı olarak birçok şeye erişim sağlıyorlar. Elektronik kitaplardan işte normal basılı kitaplara kadar. Hani neden diğer araç ve teknolojiye de erişim sağlamasın? İşte gitar ödünç verebilir örneğin, işte ya da bir tablet ödünç verebilir gibi bu tarz şeylere. Yine grup etkileşimi, hani şu anki bahsettiğimiz etkileşim ve iletişim olan etkileşimi sağlayabilir. Fiziksel mekana erişim, yani özellikle proje geliştirme için bireysel bazda. Örneğin benim bir projem var, kendim yapmak istiyorum ama bunu uygulayabileceğim, bileceğim bir mekan yok. Hatta en büyük şey üniversite için örnek vereyim, şuradan çıkıyor. Ben bilgi belge yönetimi öğrencisi ya da işte hocası olarak şunu bir proje istiyorum, tasarlamak istiyorum. Hani kafamda bir 3 boyutlu yazı üretebileceğim bir proje var. Ama ya da başka bir cihazla üretebileceğim bir şey var. Ama bunun için kullanabileceğim bir mekan yok. Hani üniversitelerin araştırma laboratuvarları var, evet kullanılabilir. Ama alan dışı olduğumuz için bize kısıtlı erişim sağlıyor. Daha çok kendi öğrencilerine ve hocalarına bu iletişimi sağlıyor. Kütüphanelerde bunun yer alması da bütün kurum personelinin ya da öğrencilerinin ya da işte halk kütüphanesi dediğinizde bütün toplumun eşit bir şekilde erişmesi anlamına geliyor aslında. Yine prototipleme için bir ekipmana erişim sağlıyor bu mekanlar.
Yine aynı konuya geliyor aslında. Kütüphanelerin kütüphaneler ilk varoluşlarından bu yana çok büyük değişim içine girmişler. İlk varoluş amaçları kitapların depolanması, saklanması, daha sonra ödünç verilip kullandırılması, daha sonra elektronik yayınlar devreye giriyor. Ve kütüphaneler hep bu değişime ayak uydurmuş. Teknolojiyle beraber kendisini geliştirmiş. Ve bu da hem topluma, hem eğitime, hem de onu destekleyen paydaşlara büyük katkılar sunmuş. Yani şu anda da kendini geliştirmeye devam etmesi yine aynı katkıyı sunacaktır. O yüzden kütüphanelerin bu noktada kendini geliştirmesi önemli. Kütüphanelerdeki bu maker hareketi bireylerin ya aslında üretim yapmasını, tamir etmeyi, kendi çözümlerini bulmayı destekleyen bir şey. Biz bunu neden kütüphaneler diyoruz? Orayı ben bir antipatik. Hocam sesle ilgili. Buyurun hocam. Geliyor hocam, evet, kesildi tamam, bir ara. Evet, bir ara ses gitti. Buyurun hocam. Pardon, kaldığım yeri unuttum. Hani teknik sıkıntı. Evet, öyle oluyor hocam, evet. Neyse, o bir şey diyecektim orada ama kaynadı. Buyurun hocam. Ve kütüphanelerde bu hareketin yer almasıyla beraber... aslında kütüphaneciler, maker kütüphanecileri yaratıcı insanların ortaya çıkmasına bir olanak tanımış olacak. Şundan bahsedecektim. Neden kütüphaneler bu noktada önemli? Çünkü kütüphanelere ulaşılabilirliği en fazla mekanlar. Herkes tarafından ulaşılabilir. Özellikle halk kütüphanelerini düşündüğümüzde 81 ilimizde mevcut, hatta ilçelerimizde de mevcut. Böyle bir hizmet gittiği zaman işte şu an İstanbul'da veya Ankara'da büyük şehirde yaşayan herkes bir şekilde bu mekanları özel olarak hizmet sunan mekanlara erişim sağlayabilir. Ama bütün ülkeye bu hizmeti yaymak ülkedeki herkese ulaşabilmek anlamına geliyor aslında. O yüzden önemli olduğunu düşünüyorum. Hocam, evet. Ve artık kitaplardan öğrenmek bilgi edinmenin tek yolu değil. Özellikle yeni nesil. Bu yeni nesilimiz kitaplardan artık öğrenmek istemiyorlar. Onlar daha çok uygulayarak, deneyerek ya da bir görsel üzerinden öğrenmeye daha çok hevesliler aslında. O yüzden onlara hitap eden bir yenilik bu. Ve modern toplum dediğimiz şey artık teknoloji istiyor. Teknoloji haricinde 21. yüzyıl becerileri olarak adlandırdığımız becerileri istiyor. Bunlar ne? Yaratıcılık, üretkenlik, üretebilme gibi bir takım şeyleri içeriyor. O yüzden hani onlara ulaşabilmek adına bu hizmetin sunulması önemli. Burada en büyük soru bütçe konusunda. Çünkü hani bu mekanları kurmak ciddi bütçeler gerektiriyor. Bu konuda çalışan uzmanlar şunu öneriyor. Her mekan aynı hizmeti barındırması gerekmiyor. Yani o gördüğümüz büyük örnekleri kurmamız gerekmiyor. Yani o kullanılmadıktan sonra o cihazlar atıl bir durumda durduktan sonra hiçbir anlamı yok. Bu yüzden öncelikle o kurulacak mekanda belki bir ön kullanıcı araştırması yapılarak kullanıcıların beklentileri, istekleri öğrenilerek ona göre bir tasarım yapılabilir. Yani mekanın amacı ne? Yani, ya da hangi yöne odaklanacak? Hani hepsine odaklanacak mı? Teknolojiye mi odaklanacak? Yoksa sanata mı odaklanacak? Yani toplumun beklentisine bunlar ortaya konularak hizmet tasarımı yapılabilir. Yani ilk örneği Amerika'da 2006 yılında ortaya çıkmış bir halk kütüphanesinde. Bunun ortaya çıkışı da aslında şöyle olmuş. Bir yüksek lisans projesi oluşturuyor bir öğrenci. Ve bu hizmeti, bu tezi gören işte bu kütüphanenin yöneticisi bu hizmeti kütüphanesinde kurmak istediğini dile getiriyor. Ve onun üzerine görüşmeler başlıyor ve mekan oluşturuluyor. 2006 yılında kuruluyor. Daha sonra 2012 yılında Nevada Üniversitesi bu mekanı kuruyor ve ilk üniversite kütüphanesi oluyor. Ben görseller üzerinden biraz, çünkü daha somut olacağını düşündüm açıkçası. Hani havada kalıyor bu şekilde. Bu Amerika'da kurulan ilk
Halk Kütüphanesi'nde, Makerspace kurulan ilk Halk Kütüphanesi'nin görselleri. Yani teknoloji ağırlıklı olduğu gibi işte çocukların kesip biçerek bir şeyler yaptıkları ekipmanlar da mevcut. Gördüğünüz gibi. Bu da yine bir üniversite kütüphanesi örneği. Tabii bunlar hocam daha çok özellikle işte bu üç boyutlu yazıcıların bulunduğu daha teknolojik yerler. Evet, aslında teknolojik. Sunumunuzda da bahsettiniz. Yani şimdi bizim işte halk kütüphanecilerimizin gözü korkmasın. Hani bu bütçe ile alakalı şeyler ama dediğiniz gibi mesela çok farklı alanlarda da bir şeyler yapılabilir. Yani burada illa son teknoloji ürünleri Hayır, kullanarak ya da onlara ödünç vererek bir hizmet değil ama aynı zamanda insanların gerçekten orada birlikte bir şeyler yaratması, bir şeyler ortaya çıkarması konusunda da bir şeyler yapılabilir, değil mi hocam? Yani tabii, sanki kesinlikle. hani böyle olunca evet bütçenin arkasına sığınıp ya işte bütçemiz yok maalesef böyle bir şey yapamayız za geliyor, değil mi olay? Yani ufak tamir takımlarıyla bile başlanabilir ya da ufak dikiş makineleriyle bile başlanabilir bu işe. Yani bir anda da hepsi hani illa her şeyi bir anda alıp başlatacağız diye de bir şey yok. Hani dediğim gibi ufak şeylerle başlanır. İşte bir tamir takımıyla başlanır. Evet. Hani zamanla kullanıcıların beklentilerine yönelik olarak işte dikiş makineleri sağlanır. Sanat odası. Yani en basitinden şey bile olabilir. Bir resim atölyesi bile olabilir. Yani çok maliyetli bir şey olduğunu düşünmüyorum resim atölyesi kurmanın. Hocam mesela şeyde Atılım Üniversitesi örneği vereyim ben. Tabii ki bunlar maliyetli işler ama biz mesela şöyle başladık. İşte farklı farklı telefonlar var. Cep telefonları bizim hayatımızda o kadar hani geniş yer tutuyor ki biz bu bağlamda şey yaptık. Yani en azından onların telefonlarını şarj edebilecekleri işte kablolar ya da şarj cihazları bulundurduk. Onları ödünç veriyoruz mesela. Hani yani ufak tam böyle şekilde de başlanabilir. Yani illa çok büyük bir hani bütçesel masraf yapmadan da yapılabilir, değil mi hocam? Tabii, ufak şeylerle başlanabilir. Dediğim gibi en basitinden bir tornavida koyarsınız, evet, ona ödünç evet. verirsiniz. Yani hani hem şey için de güzel olur bu ufak ufak başlamak. Yani hani bir nabız yoklama. Hani kullanıcıların tepkisi ne durumda? Hani gerçekten buna ilgi duyuyorlar mı? Yoksa ben bu mekanı kurduğumda hani boşa masraf mı yapacağım? Hani Kesinlikle. bunu da ölçmek adına bence ufak ufak başlanması hatta çok daha iyi olabilir. Evet yani daha sonra işte bütçeye uygun bütçenin yazılması konusunda da evet elimizi güçlendirebilir. Tabii. Doğru Aynen. Diyorsunuz hocam. Evet. Buyurun hocam. Yine bir halk kütüphanesi ayrılmış mekandan görüntü. Yani örneğin şu örneği vereceğim hani söyleminiz üzerine. Yani az önceki o teknoloji aksine hani burada hani gene üç boyutlu yazıcılar var ama hani çok masraf yapmadan yani işte masaları bile hani var olanlardan kullanarak kendi çaplarında ufak bir makerspace oluşturmuşlar. Hani çok bütçe harcamadan ve en önemlisi aslında orada gördüğümüz kitap rafları. Hani çoğu zaman şey deniyor çünkü kütüphane ne alaka yani niye kütüphane? Hani bunun da etkisi var aslında. Yani şuraya koyacağımız bu hizmetle ilgili, orada sunulan ekipmanlarla, cihazlarla yapılacak tasarımlarla ilgili rehber kitapların yer alması bile önemli bence bu Kesinlikle mekanda. Hocam. Evet yani konuya ilgi duyanların en azından orada konuyla ilgili kitapları ya da materyalleri bulabilecekleri bir ortam yaratmak o bile gerçekten başlı başına önemli bir çalışma olur. Aynen. Teknik kitapların yer alabileceği yerler olabilir. Olmalı hatta. Olabilir değil. Tabii hocam. Yani bu bir okul kütüphanesinde bulunan makerspace örneği. En basit işte muzlardan sanırım piyano şeylerini yapmışlar. Hani tuş ses çıkarma gibi bir düzenek yapmışlar. Hani bu çok bütçe gerektiren bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası bunun. Hani bunun tasarımını yapmayı sadece bir takım kablolarla işte ufak malzemeler gerektiren şeyler. Aslında şöyle düşünmek lazım hocam. Mesela halk kütüphaneleri hani bütçe konusunda sıkıntı yaşayabilir. Ancak mesela işte belediye kütüphaneleri var mesela özellikle son yıllarda çok hizmet ağını geliştirdi. Onların mesela bütçe konusunda biraz daha hani halk kütüphanelerine göre biraz daha rahat olabileceklerini düşünüyorum. Hani onlar en azından mesela İstanbul'da Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de örnekler var.
Özellikle büyük belediyeler bu tarz şeyleri yapıyorlar. Mesela onlara hani örnek alınabilir. Ya şu belediyelerde açıkçası ben daha çok halk kütüphanesi de olması gerektiğini düşünüyorum. Hani az önce söylediğim amaç. Yani ülkenin her tarafına ulaşabilmek amaçlı. Belediyeler özel yapıya sahip. Hani İstanbul, Ankara bunu yapabilir ama daha küçük belediyeler hani yapmayabilir. O zaman gene hizmeti çok fazla yayabilmiş olmuyoruz. Hani gene belli illerde sınırlı kalacak bir durum. O yüzden hani tabii ki onlar da yapmalı. Onlar da bir şeyler yapmalı ama hani bence diğer kütüphane türlerinde yayarsak çok daha fazla kişiye ulaşma şansımız olabilir diye düşünüyorum. Tamam, doğrudur, evet. Ülkemizden de ben birkaç örnek ekledim. Özellikle gidip gördüğüm örnekleri eklemeye çalıştım. Çok güzel. Görmediklerim de var. Şöyle, Kültür Bakanlığı bu konuda işte Muş'ta, Uşak'ta ve Kırşehir'de 3 ilde yapmıştı bu çalışmayı. Ben Muş'a gitme şansım oldu ve hani bizzat gezdim, gördüm Makerspace'i. Sadece ahşap üzerine odaklanmış. Yani bu bakanlığın politikası aslında. Hani Muş'un yaptığı bir şey değil, bakanlığın kararı. Sadece ahşap üzerine odaklanması. Değerli hocam, bir kulaklarınızın kablosu klavyeye temas ediyor olabilir mi demiş. Evet, bir ses geliyor ama onu çözemedim. Tutayım şöyle, sallamıyorum. Yani sanırım öyle bir şey oluyor herhalde. Ben de tam anlayamadım ama. Şu an geliyor mu ses? Şu an yok. Evet, yani tamam. Bir... Şöyle gergin tutayım sallanmasın. Tamam hocam, kusura bakmayın. Estağfurullah. Sağ olun hocam. Muş'u gidip görme şansım oldu. Dediğim gibi hani müdürüyle de görüştük. Daha çok 10-13 yaş aralığı öğrenciler kullanıyormuş burayı ve o kadar memnun ve mutlu ayrılıyorlarmış ki. Çok güzel tasarımlar yapmışlar. Ahşaptan dinozorlar, ahşaptan çerçeveler. Yani çok değişik örnekler vardı ellerinde. Oraya da bırakmışlar birçoğu. Gördüğün işte torna tezgahı ve testereden oluşan cihazlar bulunuyor burada. Sadece bunun üzerine odaklanılmış. Hocam o ses devam ediyor. Ben herkesin kulaklığını bir kapatacağım. Ondan sonra size açacağım. Kusura bakmayın. Yani tamam, devam tamam. Ediyor. Yok, şu an hiç oynatmıyorum çünkü benden. Evet, sizden değil maalesef. Ben kapatıyorum şu an herkesi. Tamam. Açıldı galiba. Tamam hocam. Evet. Ha. Devam edebiliriz hocam. Buyurun. Tamam. Gördüğünüz şekilde hatta burada tornavida, çekiç gibi bir takım ekipmanlar da yer alıyor. Sadece hani torna ve testere değil. Bunları da barındırmışlar. Ve bir örnekte Sabancı Üniversite Kütüphanesi olarak Türkiye'deki en kapsamlı örneklerden biri ya da ilki diyebiliriz. Burası sessiz odası Sabancı Üniversitesi'nin. Burada sesli çalışan işte torna, testere gibi ekipmanlar yer alıyor ve yalıtımlı bir odada bulunuyor. Yani bu odadan dışarı hiçbir ses çıkmıyor. Tabii bu odada güvenlik açısından. Yani aslında bu mekanların en önemli sorunlarından biri güvenlik. Çünkü bir matkap kullandığınızda hani kendinize zarar verebilme ihtimaliniz var. Bu sebeple güvenliği sağlamak adına şöyle bir yol izlemişler. Sürekli kamerayla izleniyor ve odaya asla tek başına girmenize izin verilmiyor. Güvenlik amaçlı. Yine bu örnekleri verince hani çok teknoloji üzerine odaklanmış gibi olduk ama hani elimizdeki örnekler bu şekilde. Yoksa tabii ki hani böyle olmak durumunda değil. Yine müzik stüdyosu, fotoğraf stüdyosu gibi ekipmanları ve sol üst köşedeki resimde yukarıdaki o teleskopik şeyler, nasıl anlatayım, düzenekler. Havalandırma sistemi aslında. Yani siz orada bir lehimle ya da bir koku gaz yayacak bir cihazla çalışırken ki orada bulunan cihazların çoğunluğu öyle. Onu kendinize doğru çektiğinizde havalandırma sistemi otomatikman devreye giriyor ve siz o havayı teneffüs etmiyorsunuz. Bu şekilde bir sistem. Yine bu genel görüntüsü. Sağ alt köşedeki robotik kollar öğrenciler tarafından yapılmış.
Ya muhtemel set gibi görünüyor. Hani kendi tasarımları değil muhtemel. Ama sol taraftaki üç boyutlu yazıcı kendi tasarımları ve öğrenciler yapmış yine orada. Oraya gittiğimde iki öğrenciyle görüşme şansım oldu. Biri doktora, biri yüksek lisans öğrencisi ve mühendislik öğrencileri. Sohbet ettik. Hani bu mekanla ilgili görüşlerini almak istedim açıkçası. Ve şunu söylediler. Yani haftanın 4-5 gününü burada geçiriyoruz. Çoğunlukla buradayız ve hani bir şeyler tasarlıyoruz sürekli şeklinde belirttiler ve bir tanesi şunu söyledi. Yani ben dedi bana verilen bir ödevde tasarlamam gereken bir ürünü sanayide yaptırmaya kalktığımda zaman olarak çok fazla zamanımı alacak bir şey. Bir hafta, 2 haftayı bulabilecek bir şey. Artı maliyet olarak beni zorlayacak bir şey. Ama ben burada kendim yapıyorum. Kendim üretiyorum ve kullanıyorum şeklinde bir şey söyledi. Hatta bu Değerli hocam, mekanın yani ses devam ediyor. Acaba sizin şeyde mikrofon gidişiyle alakalı olabilir mi? Yani şimdi birçok ben o şey zaman şey kulaklığı çıkarayım o zaman. Bir de onsuz öyle deneyelim. deneyelim hocam, onsuz deneyelim. Çünkü bayağı bir şey yapıyor. Geliyor mu? Rahatsız mı etti? Geliyor mu şu anda sesim? Gayet güzel hocam, çok iyi. Gayet Tamam. güzel, hiçbir sıkıntı Tamam yok. biz Çok iyi, böyle. tamam. Lütfen. Tamam. Buyurun. Hatta şunu söyledi o öğrenci. Bu mekanın büyümesi gerektiğini, kendisine yetmediğini. Çok şeyler, çok fazla tasarım yaptıklarını, daha fazla geniş bir alanda kurulabileceğini belirtti. Yani yoğun bir şekilde öğrenciler tarafından kullanılıyormuş aslında bu mekan, onu da öğrenmiş olduk. Aslında evet, yani ülkemizde maker space diyebileceğimiz üniversite kütüphanelerindeki belki de en doğru yerlerden bir tanesi. Yani en Evet. özel Yabancı çok yerlerden bir güzel tanesi. uygun. Evet, yani bütçesel Evet. olarak da destek veriyorlar ama aynı zamanda öğrenciler de çok güzel kullanıyor. Yani gerçekten hani oradan yapılan yatırımın geri dönüşü çok güzel oluyor olarak düşünüyorum Ya hibe alan öğrenciler olmuş orada yaptıkları tasarımlardan 200 bin lira civarında sanırım hibe alan öğrenciler olmuş. ben. Yani ciddi ciddi öğrenciler bir şeyler üretiyorlar orada. Kesinlikle ciddi Yani. kullanılıyor. Evet. Evet hocam. Yine bu üç boyutlu yazıcıda tasarlanan ürünler. Sol taraftaki dolap sarf malzemelerinin bulunduğu dolap. Yani Sabancı örneğinde şu var. Sarf malzemelerini ücretsiz bir şekilde istediğiniz oranda kullanabiliyorsunuz. Asla bir kısıtlamanız, sınırlamanız yok. Ortada duruyor o dolap zaten. İçinden istediğiniz malzemeyi alıp istediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Evet, ben sonuca bağlayacak olursam aslında söylediğim bir şey. Ülkenin dört bir yanında herkese, bütün bireylere, özellikle üretken, yaratıcı zihinlere ulaşma şansı sağlayacak kütüphanelerde bunun olması. Yani eşit erişim ve fırsat eşitliğini ortaya çıkaracak aslında. Yine kütüphanelerin değişen kullanıcı beklentilerine ayak uydurmasını sağlayacak. Hani bahsettiğimiz yeni nesil kullanıcılara seslenmeyi, onlara hitap etmeyi başarmış olacak aslında. Yine eğitime, değişen eğitim anlayışına destek sunacak. Çünkü artık uygulamalı eğitim, proje tabanlı eğitim, bunlar uygulanıyor eğitim sisteminde. Ve bu eğitim sistemine kütüphaneler bu şekilde destek sunmuş olacak. Yine bir teknoloji ve bilgi üretimi için topluma bir fırsat tanıyacak aslında. Herkese bir fırsat tanımış olacak, bütün kullanıcılara. Ve yine işbirliği ve inovasyon için toplumu kendisine çekmiş olacak kütüphaneler. Ülkemizde de bu kütüphanelerin yeniden yapılanmaları sağlanarak işte kullanıcı kitlesinin arttırılması, özellikle bu yaratıcı bireylere ulaşılması sağlanılabilir. Ve şu anda var olan kütüphanelerin sadece kitapla, çünkü hala dışarıda öyle bir algı var. Yani sadece kitap kütüphanede. Yani bunun dışında elektronik kaynaklar olduğu, yani hala raf dizme terimini kullanan bireyler var maalesef. Yani kütüphaneler öyle gözüküyor dışarıda. Öyle olmadığı, sosyal bir ortam olduğu aslında gösterilmiş olacak topluma diye düşünüyorum. Ben teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Yani varsa sorularınızı alabilirim. Biraz hızlı mı gittim bilmiyorum. Hocam gayet güzeldi. Aslında güzel de sorular gelecektir. Asuman Hanım, verilen örneklerde kütüphanelerde bu alanlarda yönlendirici personel bulunmuyor
yapmakta mıdır? Yoksa kullanıcı bu alanlarda kendi başına mı yol almakta? Yani kurulan bu mekanlarda herhangi bir şekilde kütüphane personeli destek veriyor mu? Yoksa kullanıcılar kendi başlarına mı yapıyorlar? Böyle Sabancı örneğinde iki tane mühendis çalışıyor. Onlar destek sunuyorlar kullanıcılara. Halk kütüphanesi örneklerinde de kütüphaneciler destek sunuyor. Bu konuda eğitim alıp cihazların kullanımını öğrenmişler ve gelen kullanıcılara kendileri anlatıp eğitimini verip kullandırıyorlar cihazları. Onun dışında Maker'ın aslında en büyük felsefelerinden biri bireylerin birbirlerine rehberlik yapmaları. Birbirlerine bir şeyler öğretmeleri, kullanıcıların kendi aralarında iletişim kurarak öğrenmeleri ama tabii ki orada bu işten anlayan bir personel olması önemli. Bununla ilgili öğretenler ve öğrenenler, yani Türkçe karakterlerle değil de şeyle yazarsanız ogretenler.com ve ogrenenler.com diye iki tane site var. Orada da şöyle yapılıyor, işte siz bildiğiniz bir konuda, uzman olduğunuz konuda öyle bir ücretsiz ders veriyorsunuz. Sonra da oradan başkalarının verdiği şeylerden de siz ücretsiz ders alıyorsunuz gibi. Yani o tamamen makerspace modelinde yapılan bir şey. Bir soru var Helin Hanım, Helin İlcek teşekkür etmiş. Üniversite kütüphanelerinde makerspace alanları oluşturabilmeleri için TÜBİTAK desteği sunulamaz mı? Doğru işbirliği kurulsa TÜBİTAK üniversite kütüphanelerini fonlayamaz mı demiş. Yani ne düşünürsünüz hocam? Tabii ki olabilir. TÜBİTAK şu anda şey vermiyor, altyapı desteği vermiyor. Tek hı-hı sıkıntı o. Bunu ben araştırmıştım açıkçası teze başlarken. Hı-hı. Hani kendi üniversitemde böyle bir proje geliştirsem hı-hı ve kursam diye çok istemiştim aslında hı-hı ama açıkçası şu an için vermiyor. Ama tabii işbirliğiyle yapılabilir. Aslında sanayi işbirliği belki düşünülebilir Helin evet Hanım. Değil mi hocam? Sanayi evet kuruluşlarıyla bir şeyler yapılabilir. Belki şeyler kullanılabilir ya da sanayideki işte evet ya da bölgenin belki ileri gelenleri hani büyük fabrikalarla işbirliği yapılabilir. Teknokentlerle bir şeyler yapılabilir belki evet de hocam olabilir ama güzel bir fikir en azından. Ece evet Elbirlik Hanım araçlar yanı sıra yönlendiriciler, eğitmenler konusunda nasıl bir yol izlenmeli? Bu konularda bilgi sahibi eğitmenlere ulaşmak kolay mıdır demiş. Şöyle Sabancı örneğinde az önce onu diyecektim bir an konu değişince söyleyeyim mi? Sabancı şöyle bir şey yapıyor. Örneğin bir konuda uzman bir kişi görüyor ve ondan kısa workshop şeklinde ufak bir eğitim vermesini istiyor. Şekilde az önce bahsettiğiniz web sitesindeki uygulama gibi o şekilde yürüyor. Bu Amerika'daki örnekte de web sayfasında bununla ilgili bir form yer alıyor. İşte ben bu konuda eğitim verebilirim diye formu dolduruyorsunuz ve başvuruyorsunuz. Artı mesela orada şöyle bir özellik var. Sertifika istiyor. Sizin o cihazları kullanabilmeniz için bir takım sertifikalarınız olması gerekiyor. Online sertifika kursu veriyor size kütüphane. Videolar üzerinden anlatıyor. Ve o şekilde eğitim alabiliyorsunuz. Yani hani kütüphane size bunun eğitimini veriyor. Hocam bir soru da ben sormak istiyorum. Teşekkür etmiş Ece Hanım. Bu pandemi döneminde bu makerspace tabii ki bir mekanda yapılıyor ama hani bu süreci boş geçirmemek için hani bunların online yapılabilitesi konusunda online bir şekilde makerspace tarzı bir şey yapabilmek mümkün müdür? Hiç düşündünüz mü bu konuda ya da bununla ilgili örnekler var mıdır? Açıkçası hiç düşünmedim. Çok yeni çünkü ama evet şöyle bir şey olabilirdi yani anlık aklıma gelen bir şey. Hani yazılım ve programlar üzerinden yapılabilir ama hani şu kod eğitimleri, kodlama konusunda mesela yapılabilir. Aynen, online yapılabilir tabii ki. Online tabii ki yapılabilir. Yani aslında tabii ki amacımız hani birlikte bir şeyler üretmek, aynı mekanda yapmak ama hani diyelim ki buna izin vermiyorsa şartlar. Yani şu anki koşullar maalesef izin vermiyor. Maalesef öyle. Başka soru var mı diye bakıyorum hocam. Evet yani aslında gerçekten çok geniş bir konu. Sayın Başkan Ali Fuat Kartal sizin bir sorunuz var sanırım. Buyurun. Şöyle aslında biz bu makerspace bana biraz bizim halkımıza uzak gibi geliyor. Kütüphanelerin
imkanları açısından da bu zor. İşte Ayşenur Hocam söyledi, Kırşehir'de ve şeyde ahşap şey üzerine bunlar yapılıyor. Bu şeyler biz hatırlarsan Emre'ciğim, bizim Herkes İçin Kütüphane Projesi kapsamında belediye kütüphanelerine çok sayıda şey verildi. Yani yazıcılar verildi. Yazıcılar verildi. Ama bunun programlanması, bu yazıcının kullanımının öğretilmesi, o malzemenin temini, yani bunlar bizde biraz şey gibi görülüyor. Yani fantastik şeyler, yani fantazi yapıyor gibi algılanıyor. Aslında orada hani insanlar bir takım şeyler üretilebilir. Hani özellikle senin de söylediğin gibi ortaklaşa hani bir şeyler yapılabilir. Şöyle biz aslında hani kütüphanelerin ana amacını hani şey amaçlarından birisi de yaşam boyu eğitime katkı sunmaları diye tanımlarız. Biz de eğitim deyince de aklımıza hemen okul geliyor, öğretmen geliyor. Yani bu şeyi aslında bu bakış açısı eğitimi daraltıyor. Yani dar anlamda onu düşünüyoruz. Oysa insanın sürekli yaşam boyu öğrenmeye ihtiyacı var. Yani farklı şeyler, özellikle halk kütüphanelerinde çok farklı şeyler yapılabilir. Mesela sen üniversitelerde, üniversitenizde şarj aletleri, farklı şarj aletleri dedin. Hani ben de burada mesela bizim kütüphanemizde okuyucu portföyümüz biraz yaşlılardan oluşuyor. Mesela akıllı telefonu kullanmasını bilmiyor. Yani benim de kullanmada bazı şeylerde zorluk çektiğim oluyor. Bu mesela akıllı telefonların kullanımını şey halk kütüphaneleri bunlar okuyucularına öğretilebilir. Yani bu tür daha şey imkanlarımız ölçüsünde yapabileceğimiz etkinlikler yapılabilir diye düşünüyorum yani. Yani daha farklı şeyler de var. Yani biraz önce konuştuk, şimdi Ayşenur Hocam'la da yani fikir kaldık. Evet, yani bütçe sizliğin arkasına sığınarak, ya işte bütçemiz yok, bir şey yapamıyoruz. Buna sığınmadan elimizdeki imkanlarla neler yapabiliriz? Asuman Hanım, çok değerli bir arkadaşımız, verilen örneklerde makerspace alanlarının sürdürülebilirliğini sağlamak, sağlanan materyallerin eksilmesi, eskimesi, azalması ve benzeri durumlarda adına nasıl bir yöntem uygulanıyor? Teşekkür ederim. Yani oradaki malzemenin eksilmesi ya da o malzemenin tedariki konusunda neler yapılıyor diye sormuş Asuman Hanım. Şöyle, onun için halk kütüphanesinde kütüphane bütçesinden sağlanıyor. Zaten hani ahşap setler orada çok fazla bir ekipman değil ama Sabancı kendi bunun için ayırdığı bütçeden bunu karşılıyor. Yani gene kütüphane bütçesinden. Tabii Sabancı'nın şimdi apayrı bir bütçesi var hani. O yüzden onun için çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum ama dediğimiz gibi yani hani ufak şeylerle başlanabilir bu. Hani gözümüzde çok büyütüp böyle illa bu bütün hepsini kuracağız, kocaman bir merkez kuracağız, son teknoloji kuracağız diye bir başlamamak gerekiyor aslında. Çünkü hani az önce de size de paylaştığımız gibi kullanılmayabilir çünkü. Hani bizim toplumumuz hani Ali Fuat Bey'in dediği gibi hani buna hazır olmayabilir. Hani bunu bir gözlemleyerek, ufak ufak başlayarak belki hani bir anda olacak bir şey değil bu zaten. Öyle düşünüyorum açıkçası. Şeyde hocam, Sabancı Üniversitesi'nin tamam kütüphane bütçesinden yapılıyor. Mesela onlarla o konuları görüştünüz mü? Yani o bütçeyi bütçelendirirken mesela önümüzdeki yıl, bir sonraki yıl neleri öngörüyorlar? İşte sarf malzemeleri var ya da yeni şeyler, hani dünyadan örneklerini görüyoruz. İşte müzik stüdyosundan tutun, işte dikiş makineleri, şunlar bunlar, birçok şey yapılabiliyor. Yani Sabancı Üniversitesi bunu yaparken bütçelemeyi neye göre yapmış? Onunla ilgili görüştünüz mü kendileriyle acaba? Görüştüm ben, hani gidip bizzat Cem Bey'le görüştüm, Cem Özel'le görüştüm. Şunu söyledi, aslında rektörlük bu fikri ortaya atmış. Yani ilk çıkış şeyi böyle olmuş. Yani rektörlük böyle bir mekan kurmak istiyoruz dediğinde kütüphane biz kuralım. Hani biz buna uygunuz şeklinde girişimde bulunmuş. Evet, rektörlük de kabul etmiş. Evet demiş, olabilir. Hani kütüphanede devam etsin. Ve bunun üzerine yurt dışı örnekler incelenerek işte bir takım çalışmalar yapılarak bu noktaya gelinmiş. Yani bunlar alınmalı, evet bunlar kurulmalı şeklinde bir karara varılmış. Yani yurt dışı örneklerden aslında yola çıkılmış. Evet, oradan yola çıkılmış.
Salih Aydın bir soru sormuş ve katkıda bulunmuş. Kütüphaneci arkadaşlar kendi yeteneklerini kullanarak küçük katkılar sunabilirler. İlla bütçeye veya yetkililerin katkılarını beklemeden kendi imkanlarını kullanarak katkı sağlayabilirler. Birçoğumuzun ilgilendiği farklı alanlar vardır. İlla ki bu alanlardaki bilgilerimizi kullanıcılara aktarabiliriz. Mesela fotoğrafçılıkla uğraşan bir kütüphaneci kullanıcılarına fotoğrafçılık eğitimi verebilir demiş. Siz ne düşünüyorsunuz hocam? Kesinlikle olabilir bir şey. Yani hani herkesin hani hobileri vardır, alanlar vardır. O konuda kullanıcılarına eğitimler verebilir. Hatta onunla ilgili ekipmanları ufak çaplı hani sağlayabilir kütüphane. Ya illa böyle her şeyin son teknoloji olması gerekmiyor. Yani dediğim gibi oraya koyacağınız işte örneğin hobiniz dikiş dikmektir ya da ne bileyim sanat üzerine hani kesip biçerek bir şeyler yapmaktır. Onunla ilgili şeyleri sağlayıp işte çocuklarla bu aktivitelere başlayıp hani yavaş yavaş yetişkinlere böyle ufak şeyler, toplantılar şeklinde, eğitimler şeklinde başlanabilir. Bence çok güzel bir fikir. Sanki birkaç kütüphanemiz başlayacak gibi böyle bayağı bir ilgileniyorlar. Gerçekten dedikleriniz çok önemli. Özellikle bu tarz şeyler. Biz mesela Atılım Üniversitesi'nde işte bu pandemi öncesine kadar özellikle danslarla ilgili ilgili dans gruplarını getiriyorduk işte. Onların işte tango ile ilgili bir workshop yaptık. Ondan sonra sirteki ile ilgili. Ondan sonra origami etkinliği yaptık. Birçok işte şey artık ne yaptığımızı da unuttum da çok zaman geçti. Şey yaptım. Adnan Ötüken de yapıyor bunları. Adnan Ötüken. Evet, Adnan Ötüken çok güzel. Onu söyleyecektim. Evet, onlar mesela evet, çok ciddi şeyler yapıyorlar. Hani o tam maker space olmasa bile hani ama o yolda değil mi? Yani güzel yani girişimler. Yani şu anda olacak bir şey değil zaten. Kesinlikle. Hani Ali Fuat Bey de söyledi az önce hani bizim ülkemiz buna ne kadar hazır bilmiyoruz. Hani yavaş yavaş böyle geçiş süreci yaşarak hani bir anda yapmak yavaş yavaş geçilebilir. Murat Bey, Murat Akyol, makerspace alanlarında yoğunluk olduğu zamanlar oluyor mu? Oluyorsa nasıl çözümler üretiyorsunuz? Bu alanları kullanmak için belirli bir süre hakkı var mı? Yani evet, onu soruyor. Adnan Ötüken de bu etkinliklere ara verdi diye biliyorum yazmış. Evet, bu şeyden dolayı. Yani makerspace şeyde orada bir şey sistemi var mı? Rezervasyon sistemi ya da... Var galiba. Kırşehir, evet. Kırşehir İlhan Kütüphanesi'nde görmüştüm. Ben de Kırşehir'i gördüm. Aynısı Muş'ta da varmış. Onu evet. Bilmiyordum. Orada da belli süreler var. Yani evet. Mesela Kırşehir'de kadınlar örgü örüyor, bir şeyler yapıyor. Onları hatta orada satıyorlar bile. O mekanda, o mekanı kullanarak bir şeyler yapmışlar. İşte kol şeyleri, takılar, makılar onları o kütüphanede üretiyorlar, satıyorlar kendilerine orada bir gelir elde ediyorlar. Sayın Başkan bir de bu özellikle pandemi sürecinde çok fazla şey yapılıyor. Bu özellikle maskelerle ilgili ya da farklı aparatlarla ilgili özellikle şey yapıldı. Türkiye'de bir şey üç boyutlu yazıcıların haritası çıkartıldı. Nerede ne kadar var o evet. Şey yapıldı ve bu süreçte nasıl destek oluruz diye bayağı ciddi bir şey yapıldı, destek verildi. Emre Bey, bu solunum yerli üretilen solunum cihazlarının ilk tasarımları Arçelik'in de var bu arada makerspace. Tabii, evet. Orada yapılmış hatta tasarımları. Arçelik'te sonra fabrikasında bunu üretmeye başlamış. Yani aslında çok ciddi şeyler yapılıyor. Yani kütüphane boyutu değil bu tabii ki. Özel. Tabii. Ama evet. Kütüphaneler olarak bizler de bu konuda söz sahibi olabiliriz. Şimdi Asuman Hanım çalıştığım kütüphanede maker çalışmaları yapıyoruz. Bu konuda gönüllülerden yararlanıyoruz. Sonuç, kullanıcılar bu konuda çok istekli ve çok yararlandıklarını ifade ediyorlar. Sürdürülebilirlik için yoğun uğraşı vermemiz gerekiyor diye bir şeyde bulunmuş. Evet. Kullanıcılar aslında evet çok istekliler. Yani hani örneklere baktığımızda var olan örnekler de ciddi kullanıyorlar. Hani açıkçası eminim çok fazla kullanılacak böyle bir şey girişimde bulunursa ama tabii zamanla olacak bir şey. Evet. Sevgi Arıoğlu, merhaba. Geçtiğimiz yıl düzenlenen Bilgi Okur Yazarları Çalıştayı'nda tüm katılımcılar Kırşehir Halk Kütüphanesi'ni ziyarete gitmiştik. Özellikle işitme ve görme engelleri gönüllü öğretmen tarafından verilen el işi atölyesi çok etkileyiciydi. Ev kadınlarına sunulan el yapımı, ürün tasarımı kurslarından oluşan sergi ve aktif çalışma alanı mevcuttu. Üniversite ve okullarda daha çok teknolojiyle ilişkilendirildi. Üç boyutlu printer ve kodlama eğitimleriyle ama aslında teknoloji dışında da halkımıza hem üretme, kazanç sağlama ve sosyalleşme şansı tanımak açısından farklı el ve araç kullanımına olanak tanıyan atölyelerle de etkileşimli olması sağlanabilir. Okul kütüphanelerinde öğrencilerin Legolarla kendi hikayelerinin nesnelerini yapıp
tasarlamaları ve görsel anlatımları öyküleştirerek anlatması da bir nevi maker etkinliği olabilir. Sayılarının artmasını umuyoruz. Paylaşımlarınız için size çok teşekkür ediyoruz demiş. Lego çok önemli aslında. Legoları çok kullanıyorlar yurt dışında özellikle. Sırf Lego üzerine kurulan makerspace örneği bile gördüm hatta. Sırf Legolardan oluşuyor. Yani Legolar evet, yani parçalardan hani bütüne gitmek gerçekten çok değerli. Bunlar hep düşünülebilir sonuçta. Hani bütçe koşulları içinde de değerlendirilebilir. Ama çok güzel bir sunum yaptınız. Yani burada önemli olan bu hareketin önemi, değeri ve farkındalık arttırmak yönündeydi. Gerçekten çok katılımcılarımızla ilgili izlediler. Başka soru var mı diye bakıyorum. İlgi olması da çok bu arada. Evet, evet. Takdire şayan gerçekten. Evet. Yani eğer sizce de uygunsa hocam sunumunuzu da katılımcılarımızla paylaşabiliriz. Faydalanmak isterlerse. Herhalde bir soru. Sayın Başkan, sizin var mı sorunuz? Vallahi sorum yok. Yani çok farklı şeyler üretilebilir halk kütüphanelerinde. Özellikle işte Kırşehir örneği gerçekten Sevgi de yazdı. Yani çok güzel örnekler var. Üstelik hem Emre'nin de söylediği gibi hem orada sosyalleşiyor kadınlar. Hem de ya hem dedikodusunu yapıyor hem de işini yapıyor hesabı. Gerçekten güzel bir ortam vardı. Ama bu pandemi sürecinde işte maalesef şimdi tabii yapılamıyordur mutlaka. Bu tür alanların artmasını diliyorum. Yani işte Ayşenur sunumunda hocam siz söylediniz. Yani eşekli kütüphaneci örneğini verdiniz. Evet. Yani bunlar bizim bizden içimizden gelen, hani bizim ihtiyacımız olan şeylere yönelebiliriz. Yani illa hani şey yapmak gerekmiyor. Ama Sabancı Üniversitesi örneği çok önemli. Çünkü bir teknik üniversite sayılır Sabancı Üniversitesi. Orada hani mühendis yetişiyor, işte ne bileyim hani her alanda çocuklar okuyor. Öyle bir alanın yaratılmış olması ben hani görmüştüm sanırım, çok hoşuma gitmişti. Bence o örnek önemli. Mesela o üniversiteler anlamında son derece önemli. Kırşehir'de halk kütüphaneleri anlamında çok önemli. Kesinlikle. Kesinlikle. Birbirinden ayırabiliriz yani şeyleri diye düşünüyorum. Tabii evet. Üniversiteler açısından şu bence şu aşamada çok önemli. Şimdi üniversitelerde birçok proje üretiliyor ve projelerde cihazlar satın alınıyor. Ama o cihazlar bir merkezde toplanmıyorlar. Ve işte başka bölümden, başka fakülteden bir hoca yine aynı cihazı tekrar alabiliyor. Hani bunu ortadan kaldırmak amacıyla bütün alınan cihazların burada toplanması, projelerden alınan cihazların burada toplanması sağlanılarak bütün üniversitenin kullanımına açılabilir. O zaman aynı cihazı birkaç kere almak yükünden kurtulmuş olacak aslında. Bu noktada da çok önemli. Hocam bu şeyi hatırlattı bana. Yıllar önce şeydi böyle üniversitelerde hocalar... Belki benim konumla ilgili kitaplar benim odamda dursun. Evet. Öyle şeyler vardı ya. Hala şimdi, devam ediyorlar. Hani şimdi biz de uğraşıyorduk ya, bunları alalım kütüphaneyi getirelim. Hocam yine siz isteyin biz size getirelim. Ya bunu neyse yıktık. Yani demek ki şimdi bu konuda böyle bir şey var. Tabii özellikle fen bilimleri alanında çalışanlarda bu çok yaygın. Hani aldıkları cihazları kendi işte bölümlerinde, kendi odalarında tutma eğiliminde birçoğu. Yani burada da onu ben açıkçası şeyde fark ettim. Üniversitede bir BAP toplantısı oldu proje ile ilgili. Hani ben de katıldım, merak ettim proje yazımı ile ilgili bir toplantıydı. Orada dile geldi bu. Yani herkes cihazını kendi şey, o zaman aklıma geldi. Yani o zaman dedim böyle bir merkezde toplansa hiç sıkıntı kalmayacak. Herkese erişilebilir olacak. Yine kitap. Hocam dediğiniz doğru. Evet, yani yapılabilir. Özellikle biz birkaç sene önce işte kütüphaneye bir drone aldık. Drone kamera. Ondan sonra yani ondan sonra kütüphanenin içinde mi geziyordu? Yani üniversitede kullanıma açılmıştı. O dönem işte bütçe görüşmeleri yapıyoruz. Rektör hocamla konuşurken ya dedi sizden gelen de talep, biz fotoğraf makinesi de talep etmiştik. Böyle bayağı ciddi bir şey. Ya dedi buna benzer dedi 3-4 tane daha talep geldi dedi. Şimdi yani baktığınız zaman evet, yani her bölüm ya da her birim işte kendi ihtiyacını istiyor ama o birim ihtiyacını karşıladıktan sonra üniversitenin ihtiyacını da karşılayabilir dediğiniz gibi. Yani çünkü her dakika fotoğraf çekmeyeceğiz ya da ne bileyim her dakika drone'la görüntü almayacağız.
Gene birkaç soru var. Aydın İleri, Sabancı'yı gezmiştim. İlk açılan özel maker atölye alanıydı. Güzel bir örnek demiş. Tolga Elikara, sonradan katıldığım için kaçırmış olabilirim. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde makerspace alternatif bir alanın dünyada benzeri midir? Ne demiş tam? Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde makerspace alternatif bir alanın, herhalde soru orada düşmüş, var mıdır demiş. Yani bizim Kırşehir örneğini herhalde şey yaptı. Bilmiyorum neyi şey yaptı. Daha biraz daha açabilirse soruyu çok daha iyi olur. Hı. Seren Hanım, Bursa'da Fahrettin Gülener'in gezici Ben Maker'ları da var. Evet, Ben Maker. Ben Maker'ları var. Firma olarak var. Hani ha, bu hikmeti de sunuyor eğitim de veriyor ama evet, özel. Özel olarak, değil mi? Bak, tabii. Görüştüm hatta kendileri de özel olarak hani eğitim veriyorlar. Bu mekanı tasarlayıp kurabiliyorlar ki sanırım bakanlığa da desteği sunan Ben Maker. Anladım. Ha, yani firmalar kurulmuş bu konuda şey yapıyor. Gelip kurabiliyorlar eğitim ya da kendi bünyelerinde sağladıkları mekanlarda eğitim verebiliyorlar. Bu özellerle de ilgili yaşadığım ufak bir şeyi paylaşmak istiyorum. Buyurun. Gerçekten çok şeydi. Hani gezdim. İstanbul'da birkaç özel olan alanı gezdim. Bir tanesinde çocuklar üzerine kurulmuş. Gittim. Direkt şeyler böyle hani çocuğunuz kaç yaşında diye direkt böyle karşıladılar. Benim çocuğum yok. Ben hani bir araştırma yapıyorum. O yüzden hani mekanı görmek istedim. Gezdirdiler, anlattılar. Dediler ki ne konuda, hani araştırmanız ne konuda? Dedim ki böyle böyle kütüphanelerde de bu hizmetin sunulması yönünde bir tez hazırlıyorum. Bununla ilgili hani geziyorum. Şey dediler, yetkili kişiyle bir görüşelim. Ondan sonra o belki size daha farklı şeyler söylemek ister. Peki dedim, bekledim. Biraz sonra geldi görüştüğüm kişi. Yani tepkisi o kadar ilginçti ki. Hani direkt böyle çıkışa yönlendirdi. Evet, söyleyeceklerimiz bu kadar artık. Gidin. Yani hiç hoşlanmıyor dedi. Çünkü ciddi kazanç sağlıyorlar. Hani eğitimler, haftalık eğitimler. Tabii tabii. Yani öyle baktığınız zaman bu bir ticaret yani. Onun da mesela hani aslında şöyle, yani sonuçta kütüphaneler bunu kurmak isteyen kütüphanelere danışmanlık da verebilirler, hizmet de verebilirler. Yani bütçesel anlamda onlarla birlikte de çalışabilirler. Yani aslında kimsenin tek elinde olmayan bir şey. Ama sunumun başından beri söylediğimiz, yani özellikle üniversite kütüphaneleri, halk kütüphaneleri bu işin içinde olmalı. Bu işin düzenleyicisi olmalı. Bunu savunuyoruz. Asuman'ın belli bir bölge için gezen bir atölye oluşturmak daha hoş olur diye düşünüyorum demiş. Tolga Elikara, kastettiğim daha az maliyetli ve düşük teknoloji demiş. Teşekkür ederiz. Gaziantep Belediyesi kütüphanelerinde de iyi örnekler olduğunu gördüm demiş Asuman Hanım. Evet, farklı örnekler var. Belki bununla ilgili daha hani farklı çalışmalar yapılabilir. Evet, yani özellikle belediyelerin de sahiplenmesi, özellikle halk kütüphanelerin ve üniversite kütüphanelerin bu işe önayak olması gerçekten önemli. Sanırım bir farkındalık oluşturduk diye düşünüyorum Ayşenur Hocam. Siz ne düşünüyorsunuz? Çok güzel oldu. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bu konuda yaşanan en büyük sıkıntı şu aslında. Bir kavram kargaşası var. Kimi atölye diyor, kimi makerspace diyor. Ya herkes farklı bir isim kullandığı için bunlara ulaşmak, bunları bulmak biraz sıkıntı. Yani çok zorlandım ben tezde ararken. Kesinlikle hani, değil mi? Art Studio diyen var, işte 3D Center diyen var. O kadar farklı isimlerle adlandırılıyor ki bulamıyorsunuz erişen. Yani Türkiye için de aynı örnek geliyor. Hocam dünyada da aslında farklı farklı isimler var. Yani böyle yaratıcı olmak adına çok farklı isimler. Yani işte Design Lab diyorlar, yok işte Crea Lab diyorlar, Creative Stüdyo. Ben hepsini tek tek bulmaya çalıştım. Evet, yani inanılmaz bir şey var. O açıdan hani evet, yani sonuçta Türkçe bir isim yok değil mi ama hocam, bildiğim kadarıyla? Yani yaratıcı yani mekan kullanılıyor ama bence tam olarak karşılamıyor. Karşılamıyor değil mi? Yaratıcı yani. Üretim de yapılıyor, yaratıcılık evet var. Evet. O yüzden bence tam karşılamıyor. Şu an hani başka bir kavram yok, o yüzden ben makerspace kullanmayı düşünüyorum. Makerspace doğru. Türkçe'ye oturmuş bir şey yok. Yani biz de 2016'da bir İstanbul'da bir sunum yapmıştık bununla ilgili. İki makerci arkadaşımızla Salt'ta. Yani o zamandan beri ben de ilgileniyorum, bakıyorum, ediyorum ama gerçekten hani Türkçe'ye bir net şudur diyemiyoruz. Yani yani sadece yaratmak değil, orada bir paylaşım, bir üretme değil mi? Bir sürü şey var. Bunları kapsadığı karşılamıyor. Karşılamıyor. Hani sadece yapmak da değil çünkü hani
yaratıcı olmuyor. Hani maker yapmaktan yola çıkıyorsunuz, gene tutmuyor. O yüzden ben denedim açıkçası. Biraz uğraştım ama net bir şey bulamadım henüz. Evet, ama sonuçta yine birlikte üretme, birlikte yaratma, birlikte bir yeni bir şey. Özellikle bakın şey çok önemli. Atık malzeme, eski malzemeleri kullanarak yeni bir şeyler yapmak, yeni bir şey ortaya çıkarmak, değil mi? Asıl olan yani. Asıl olan o. Temel felsefesi. O garaj kültürü. Garaj kültürü. Evet. Asıl ortaya çıkışı bu zaten. Evet, geri dönmesi aslında. Geri dönmesi aslında, doğru diyorsunuz. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok, çok keyifli, güzel bir webinar oldu. Bunun videosunu da biz YouTube sayfamıza koyacağız. Sizden de sunumunuz bana iletirseniz onu da katılımcılarla paylaşırız. Sayın Başkan, sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ediyorum Ayşegül, Ayşe Nuray. Sağ olsun, kırmadı bizi. Sağ olsun, evet. Başarılar diliyorum. Bir de çok yoğundu Ayşenur Hanım, değil mi? Bir doktora jüriniz vardı. Hatta biz olur mu olmaz mı diye bile konuştuk yani. Yani zamanın, hala zaman anlamında. Zaman anlamında hala böyle bir yoğunluğum var. Dersler başladı işte, tez olma, düzeltme. Yoğunum ama hani yok dedim, bunu yaparım, sıkıntı. Sağ olun. Sağ olun. Güzel oldu, ben de çok mutlu oldum. Teşekkürler geliyor bu arada. Beyza Deringöl Kuru Hanım teşekkür etmiş. Murat Akyol teşekkür etmiş. Seren Hanım teşekkürler demiş. Hangi şehirdesiniz demiş. Kastamonu'da, değil mi? Kastamonu'da. Evet, biraz sunumun ilk heyecanıyla kendimi tanıtırken unuttum. Kastamonu Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümündeyim. Araştırma görevlisiyim. Sonda tanıtmış oldum ama. Aslında posterde de bunu belirtmiştik ama da bir gözden kaçmış olabilir. Sağ olsunlar. Herkes teşekkür ediyor. Çok sağ olun. Biz de size teşekkür ediyoruz. Dinlediğiniz, katıldığınız için. Ben de herkese teşekkür ediyorum. Katkıları için, böyle konuya ilgi duydukları için. Yani çok mutlu oldum ben. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. İnşallah sağlıklı günlerde, yüz yüze olan eğitimlerde de birlikte oluruz. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın. Sağ olun. Sağ olun.